Herkese merhaba. İngilizce LGS deneme sınavlarının 9. videosuyla karşınızdayız. Soruların tamamı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıyor ve aynı zamanda videonun açıklama kısmından bu PDF'lere ulaşabilirsiniz. Videomuzdaki bütün sorular birinci dönem konularıyla ilgili. Son olarak videoyu öncelikle sizin durdurmanızı, çözmeye çalışmanızı Sonrasında da benim soru çözümümü dinlemenizi istiyorum. Böylece en verimli şekilde videodan faydalanabilirsiniz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Which of the following is not correct according to the information above? Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki bilgilerden Hangisi doğru değildir diyor. Yanlış olanı bulacağız. Class meeting diye bir ifade geçiyor. Yani bu bir aslında e, sınıf buluşması e, broşürü hazırlamışlar. Diyor ki it has been a long time since our last meeting. Son buluşmamızdan bu yana çok uzun zaman oldu. Demek ki daha önce de buluşmuşlar. It will be great to see each other. Birbirimizi görmek çok iyi olacak. We hope you will join us. See you. Umuyoruz ki bize katılırsın. Görüşürüz diyor. Saturday June 25. Cumartesi günüymüş. Sonrasında Haziran'ın 25'indeymiş. Saat 5.30'daymış akşam. Single $20. Yani tek kişi demek single. 20 dolarmış. Couple çift olarak geleceksen 40 dolarmış. Yer ise ne diyor? Roberta's Restaurant. İşte 502 Main Street. Bellevue, Washington diyor. Adresi vermiş. Sonrasında da Contact Person, Mike Miller. Yani Contact Person dediğimiz ne? Daha fazla detay almak için. Bu arada çok fena yağmur yağıyor. Contact Person dediğimiz kişiler videolardaki, videolarda gidiyorum, broşürlerdeki daha fazla detay için aradığımız kişilerdir. Bu da Mike Miller'mış. PS diyor. O da not demek. Inform us until June... 20. Yani diyor ki, Haziran 20'sine kadar bizi bilgilendirin diyor. Yani bir rezerve işlemi söz konusu. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diyor. Cevaba geçeceğim direkt. Sonrasında diğerleri niye olmuyor onun üzerine konuşacağım. Cevabımız Bursa. This will be the first meeting of a group of friends. Diyor ki bu arkadaş grubunun ilk buluşması olacak diyor. İlk buluşması olmayacak bu yüzden yanlış. Çünkü yukarıda hatırlarsanız Son buluşmamızdan bu yana uzun zaman oldu diyordu. İlk cümlede "It has been a long time since our last meeting." Bu yüzden cevabımız Bursa oluyor. Diğer sorumuza geçelim. Which of the following is not correct according to the conversation above? Yine yukarıdaki diyalog göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diyor. Bakalım. Alice'lik. I prefer prefer Özür dilerim. I prefer listening jazz to hip hop music. Jazz müzik dinlemeyi hip hop müzik dinlemeye tercih ediyorum. O zaman jazz müziği seviyor mu Alice? Evet. In my opinion bence hip hop is ridiculous. Hip hop çok saçma diyor. Jazz is amazing. Jazz harika. I always go to concerts with my friend. Daima arkadaşlarımla konsere giderim diyor. Ben şunu anladım. Alice cazı seviyor. Hip hop'tan nefret ediyor. Lucy'ye bakıyorum. I prefer Fantastic to horror movies, fantastik filmleri korku filmlerine tercih ederim. To me, bana göre, fantastic movies are awesome. Fantastik filmler harikadır. In my free time, boş zamanımda, I enjoy doing origami and reading books. Kağıt katlama sanatı olan origami yapmaktan keyif alıyormuş boş zamanlarında ve aynı zamanda kitap okumayı seviyormuş. Mark ne diyor peki? I am fond of all basketball events. Fond of eşittir düşkün olmak. Keen on eşittir düşkün olmak, ilgi duymak demiştik. Basketbol her türlü basketbol etkinliğine ilgi duyuyorum diyor. I always feel excited and energetic. Daima heyecan verici ve enerjik hissediyorum. I can't stand. Katlanamamak. Can't stand eşittir unbearable. İkisi de katlanamamak, katlanılmaz demek. Ne diyor? TV ya da movie yani film izlemeye katlanamıyorum diyor. Şimdi aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diyor. Birincisi direkt A seçeneğinde Alice is fond of hip hop. Az önce demiştim hatırlarsanız fond of düşkün olmak demekte. Alice hip hop'a düşkün diyor. Tam aksine Alice ne diyordu ilk cümlede? Cazı hip hop'a tercih ederim. Bence hip hop is ridiculous. Çok saçma diyordu. Bu yüzden cevabım Adana oluyor. Üçüncü sorum. Which of the following is not correct? Yine aynı şekilde yukarıdaki diyaloğa göre hangisi doğru değildir diyor. Sandra, Nancy, Jennifer, Mandy konuşuyorlar. Sandra diyor ki merhaba arkadaşlar bir slumber party yani Uh, pijama partisi düzenliyorum evimde. Ne zaman? On Saturday night. Cumartesi gecesi. Who wants to join? Kim katılmak ister? And enjoy with me. Benimle eğlenmek ister diyor. Nancy diyor ki great idea. I don't have any plans on Saturday night. Cumartesi gecesi herhangi bir planım yok diyor Nancy. Uh, I can join you. Katılacağım diyor. O zaman Nancy'ye bir tik atabiliriz. Jennifer diyor ki that sounds awesome but I, think, I don't think I can come. Kulağa harika geliyor ama gelebileceğimi düşünmüyorum diyor. Jennifer gelmiyor. Eledim onu. Mandy diyor ki thanks for inviting me but I can't join you. Davetin için teşekkür ederim ama katılamayacağım. My aunt is coming on that day. Halam geliyor o gün diyor. Şimdi aşağıdakiler hangisi yanlıştır dedik. Yani doğru değildir. Bakıyorum Sandra makes an offer. Offer teklifte bulunmak demek. Make an offer kalıbıyla birlikte. Evet Sandra teklifte bulunuyor. Gelin cumartesi günü eğlenelim diyor. Nancy accept the invitation. Nancy daveti kabul ediyor diyor. Evet Jennifer makes an excuse. Arkadaşlar, make an excuse ifadesi çok 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 fazla çıkıyor. Make an excuse eşittir bir mazeret bildirmek. Yani reddederken bir mazeret bildirecek. Diyor ki şimdi Jennifer partiye gelmemek için bir mazeret bildiriyor diyor. Hayır, Jennifer diyor ki gelebileceğimi düşünmüyorum diyor. Bana sebebini söylemiyor. O yüzden ben mazeretini biliyor muyum? Niye gelmiyor bu kız? Bilmiyoruz. O zaman Ceyhan Yanlış. Denizli'ye bakalım. Mandy refuses the invitation because she has a guest. Mandy refuse ne demekti? Reddetmekte. Daveti reddediyor çünkü bir davetlisi var. misafiri var diyor guest. Evet halası geliyordu, teyzesi geliyordu artık her kimse. Denizli'de doğru ama Ceyhan yanlış dedik. Bir diğer soruya bakıyorum hemen ifadeler var. Burada uh, meet friends, chat with friends online, ride a bike, go skating gibi aktiviteler var ve Joe, Lisa, Tony ve Carol da bunları ne sıklıkla yapıyorlar. Onları görüyoruz. Şimdi burada seldom gibi bir ifadeyi görmeyebilirsiniz. Seldom diye yazılıyor. <laughs> seldom ifadesi nadiren demek arkadaşlar. Rarely gibi. Uh, ...hatırlayabiliriz, söyleyebiliriz. Ne diyeceğimi bilemedim şu bir an. Ee, arkadaşlar bakalım. Başka bilmediğiniz ne olabilir? Yani seldom işte burada biraz galip bir kelime... ...ama bilenleriniz vardır illa According to the information above... ...hangisi doğru değildir diyor yine. Doğru olmayanlarla kafayı bozmuş test. Bakıyorum. Joe isn't fond of going skating. Joe kaya gitmenin düşkünü değil. Bakıyorum Joe'ya. Go skating'e bakıyorum... Baktım seldim diyor. Nadiren diyor. Evet düşkün değil yani bu çocuk. Demek ki nadiren gidiyorsa çok daha aşık değil bu etkinliğe. Carol prefers chatting online to going skating. Carol uh, online chatting'i kayak kayak diyorum. İşte kaykay yapmaya tercih eder diyor. Bakıyorum Carol'a uh, chat'ı genelde usually demiş. Uh, go skating'i never demiş. E, asla yapmadığı kaykay uh, aktivitesine Tabii ki e, tercih etmez. Chat with friends online'ı tercih eder. Usually demiş orada. Buna da doğru diyoruz. Sonrasında Ceyhan'a bakıyorum. Tony isn't interested in skating or riding a bike. Tony kay ne kaykaya ne de bisiklet sürmeye e, ilgili değil diyor. Bakıyorum Tony'ye by the bike always diyor. Daima yapıyor. Sürekli bisiklete biniyor. E, da sıklıkla yapıyor. O zaman ben böyle bir şey diyemem. Cevabım direkt Ceyhan oluyor. Beşinci soruya bakıyorum çok şükür artık doğru cevabı arıyoruz. <laughs> diyor ki which of the following is correct according to the information about? yukarıdaki bilgiler göre hangisi doğrudur diyor. Bakıyorum şimdi internet is my life. çocuk diyor ki, internet benim hayatım yapıştır buna şey damgasını neydi? Ee, bağımlı damgasını. Genelde böyle sorular oluyor çünkü bu 5. ünitenin 4 ve 5'in Konuları genelde bu tarz oluyor. Because I always play games with my online friends, online arkadaşlarımla daima oyun oynuyorum. They are very enjoyable, çok keyif vericiler ve I share my secrets with them, onlarla sırlarımı paylaşıyorum. Şimdi mantıken arkadaşlar şöyle bir şey var. Biz online arkadaşlarımızla sırlarımızı paylaşmamalıyız. Daha önce hiç görmediğimiz insanlarla kişisel bilgilerimizi sırlarımızı vermemeliyiz. George doğru bir şey yapmıyor. Bunu mantıken çıkarıyorum ben. Bu yüzden bu çocuk hem bağımlı hem de sosyal medyanın e, güvenlik kurallarını kendi çapında ihlal ediyor. Yani doğru bir şey yapmıyor. Devam edeyim. Maria, I use internet to meet new people. Yeni insanlarla tanışmak için interneti kullanıyorum diyor. Al işte George'un bir diğer versiyonu. If a stranger sends a friend request, I accept it. Diyor ki eğer bir yabancı, stranger yabancı demek, eğer bir yabancı bir istek yollarsa, friend request, arkadaşlık isteği, I accept it, kabul ederim diyor ama aferin Maria böyle devam. Tabii ki yanlış yapıyor. Ee, bu da yine aynı keza aynı şekilde internetin zararlarını daha bilmeyen biri ve e, doğru bir davranışta bulunmuyor, güvenliği ihlal ediyor. E-safety dediğimiz internet güvenlik kurallarını ihl ihlal ediyor. Ted diyor ki I want to try new dishes from different countries. Farklı ülkelerden yeni yemekler denemek istiyorum. Dishes bulaşık anlamı da var, yemek anlamı da var. So I usually search for new recipes on the internet. İnternetten yeni tarifler arıyorum diyor garibim. Çok masum. Alice diyor ki I am really keen on learning different languages. Keen on kelimesini gördünüz mü? bir önceki sorulardaki fond of ile benzer eşdeğer anlamda diyebiliriz. Ne demek? İlgi duyuyorum, düşkünüm demek. Farklı diller öyle öğrenmeye e, ilgi duyuyorum. I usually attend online courses. Online kurslara katılıyorum diyor. Attend katılmak demek. Peki hangisi doğru bakalım? A'da diyor ki two of the teenagers. Bu yapılar one of the işte children çocuklardan biri. Two of the teenagers ergenlerden işte yukarıdaki gençlerden ikisi gibi ifadeler çok fazla çıkabilir. Diyor ki ergenlerden gençlerden ikisi should be more careful about internet security bahsettiğim şeyden bahsediyor. Diyor ki internet güvenliği hakkında daha dikkatli olmalı. Kim o sizce? Kim onlar? George'la Maria. E doğru mu? Doğru. Ben kendim söyledim. E neydi? Herkesi kabul ederim diyor. Sırlarımı söylerim diyor. Tanımadığın adama söylenir mi sırrın? Ya da hiç ömründe görmediğin adamın işte e isteği kabul edilir mi? Edilmez. Cevabım direkt ortaya çıkıyor. Cevabım Adana. Doğru çünkü. Bu çocuklar internet güvenliği ile ilgili daha dikkatli olmalılar. Diğerleri yanlış seçenekler. E Altıncı soruya bakıyorum. Yukarıdaki bilgiye göre hangisi boşluğu tamamlar diyor. Bu garip bir soru. Şöyle garip. Aslında çok basit de. Diyor ki welcome sir. What would you like to have? Waiter diyor ki garson yani. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? John da diyor ki what do you offer? Sen ne teklif edersin? Yani. Waiter da diyor ki we have seafood or chicken menu if you want. Diyor ki deniz ürünümüz seafood. Or chicken menü, tavuk menümüz var isterseniz diyor. John da diyor ki I like both of them. Both burada önemli bir yapı. Both of them her ikisini de demek. Her ikisini de seviyorum but I don't prefer fatty food. Ne diyor fatty? Yağlı yiyecekler. Greasy de aynı şekilde. Ee, greasy de yağlı demek, fatty de yağlı demek. Yağlı yiyecekler tercih etmiyorum. Waiter de o zaman aşağıdaki seçeneklerden hangisini ona önerir. O zaman diyor şunu şunu yemek ister misiniz diyecek. Arkadaşlar bir kere aşağıdakilerin hepsini şöyle düşünebilirsiniz hangisi yağsız diye. Hayır. Bunlardan ikisi kafadan gidiyor. Hangileri derseniz deniz menüsü deniz menüsü diyorum. Deniz mahsülü ve tavuk menüsü olmayan yiyecekler gidecek. Bunlardan biri steak yani kırmızı et, dana ürünleri mesela bunlar Adana gidiyor. Çünkü adamların restoranında yok. Bir diğeri meatballs, köfte o da yine kırmızı etle yapılan bir şey. O da gidiyor. Adam da diyor ki ben diyor yağlı yiyecek de yemem diyor. O zaman fried dediğimiz yani kızarmış tavuk da eliyorum. O zaman cevabım ne kalıyor? Grilled fish yani ızgara balık oluyor. Adam da neyi önerecek? Denizli yani ızgara balık almak ister misiniz diyecek. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki bilgiye göre bugünün menüsü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Üçüncü ünitenin konusudur bu. Ben diyor I am Daniel from Canada. Ben Ka Kanada'dan Daniel. İşte kendi restoranımın şefiyim. I want to prepare a new menu for my customers according to their preferences. Diyor ki işte müşterilerimin customers müşteri demek preferences tercihleri demek prepare hazırlamak demek şimdi birleştiriyorum hepsini diyor ki onların tercihlerine göre müşterilerime yeni bir menü hazırlamak istiyorum. It will be today's menu bugünün menüsü olacak. Diyor ki my customers usually like healthy food sağlıklı yiyecekleri seviyor diyor. O zaman yapıştır şeyi neydi buharda pişirilen yemekleri çünkü genelde böyle oluyor sorular. Bir diğeri aynı zamanda deniz mahsullerini de tercih ediyorlar. Çünkü çok e, lezzetli buluyorlar diyor. Aynı zamanda cold desserts dediği soğuk tatlıları seviyorlarmış. Sonrasında da yemekten sonra da hot drinking yani işte hot drinks tercih ediyorlarmış. Ne demektir o da sıcak içecekler tercih ediyorlarmış. Meal burada Öğün yemek demek yemekten sonra işte onu tercih ediyorlarmış. Peki o zaman aşağıdakilerden hangisini seçebilirim diyor. Bir sağlıklı olacak, iki deniz ürünü içerecek, 3- soğuk bir tatlısı olacak, 4- e, sıcak bir içeceği olacak. Onun cevabı da arkadaşlar hangisi derseniz Bursa. Birincisi domates çorbası, sebze çorbası güzel sağlıklı. Fish with steamed vegetables. Bakın yine aynı şekilde e, ne yapmış. Balık daha doğrusu haşlanmış. İşte vegetables eşliğinde, sebze eşliğinde balık diyor. E balığı aldık mı? Evet. Şimdi Adana'ya gözünüz girebilir hocam niye Adana olmadı diye. Çünkü orada balık yok. Balık ürünü yok. Gerçi sushi rolls varmış orada da. Ama bakın diğer seçenek de fried rice var. Yani kızarmış işte şey var. Pirinç var. Kızarmış olmaması lazım. Fried, fried bunlar zaten direkt bizim elememiz lazım. Çünkü fried kelimesi, kızarmış kelimesi healthy ile sağlıklı bir menüyle eşleşmiyor. Eşdeğer olmuyor. Bir diğeri soğuk, tatlı dediği buz e, buzolabımız var diyecektim. Dondurmamız var. Bir diğeri de neydi? Sıcak içeceğimiz a glass of green tea dediydi. De. İşte e, yeşil çay eşliğinde e, içeceklermiş. O da tabii ki sıcak çay olduğu için cevabım direkt bursa oldu. Bir diğer soruma bakıyorum. Adam ile Lucy konuşuyorlar. Aşağıdakilerden hangisi bu diyaloğu tamamlamaz diyor. Which, which of the following doesn't complete? Bakalım. Adam diyor ki, hello, this is Adam. Is Mr. Arthur there? Merhaba ben Adam. Mr. Arthur old orada mı? Diye sordu. Sonrasında bir şey bir şey diyor. Lucy diyor ki bir şey bir şey diyor. Adam da diyor ki, that's bad. Do you know when he will be back? Ne zaman geleceğini biliyor musun? O zaman bu adam orada yok. Bir kere Lucy ne derse ne zaman gelecekler? B seçeneğindeki korkarım ki şu anda müsait değil derse bu seçenek orayı doldurur. Sonrasında ne zaman gelecek görülürse diyor? diyor ki I don't have any idea. Hiçbir fikrim yok. Bir şeyler söylüyor yine. Adam da diyor sure. Can you tell him to call me back? Ona beni aramasını söyler misiniz? Bu tarz şeyler. Ona beni geri aramasını söyler misiniz? İşte Adam'ın aradığını söyler misiniz? gibi ifadeler. Neyin sonucu söyleniyor? Mesaj bırakmak ister misiniz? Gibi bir ifadenin sonrasında söyleniyor. Yani A seçeneğindeki "Would you ve to Mesaj bırakmak ister misiniz?" de eleniyor. Ee, bir de arkadaşlar C ile Denizli kalıyor geriye. Peki ilk boşluğa ne gelir? İlk e, sorunun başındaki. Ne dedi? "Merhaba ben Adam. Mr. Arthur orada mı?" Ben onunla konuşabilir miyim lütfen diyecek. Yani Ceyhan'daki may I talk to him please onunla konuşabilir miyim lütfen diyor. düste işte, da işte burada değil falan diyor. Ama Deniz'deki bekleyin lütfen onu çağırayım diyemez. Çünkü adam zaten yok. Adam orada olsa ne zaman gelecek diye sormaz zaten. Cevabı direkt Denizli oluyor. Son süre devam ediyoruz. Bir diğer soru. Which one is correct according to the text above? Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur dedi. Diyor ki people used a lot of things to communicate for ages. Age yıllar demek. Yıllarca insanlar communicate iletişim için bir sürü şey kullandılar. One of them. Bakın yine geldi. Gördünüz mü? Mesela neydi? Two of the teenagers gençlerden ikisiydi. Burada one of them diyor. Onlardan biri demek. Onlardan biri is... One of them is smoke signals. Yani onlardan biri de dumanla haberleşme diyor. People use them to contact each other and send messages. İnsanlar bunu birbiriyle iletişime geçebilmek ve mesaj göndermek için kullandılar. We know they didn't have smartphones or mobile phones. Onların akıllı telefonları ya da cep telefonları yoktu. Well, did they use social media to spend time? Zaman harcamak için sizce diyor işte sosyal medya araçlarını kullandılar mı? Actually, we know this answer too. Aslında bu cevabı da biliyoruz diyor. They never use social media but they were actively social. Asla sosyal medya kullanmadılar ama aktif bir şekilde sosyaldeler diyor. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakıyorum. They sent messages through smoke signals. Through aracılığıyla demek arkadaşlar. Aynı via gibi, by gibi. Through aracılığıyla demek. Diyor ki onlar işte e, duman işte şeyleriyle, Konuşamıyorum bir türlü niye ise. Dumanla haberleşme aracılığıyla mesaj gönderdiler diyor. E doğru cevabım direkt ortaya çıktı adana. Diğeri ne diyor? People used only smoke si si işte signals to communicate işte iletişim için sadece bu dumanla haberleşmeyi kullandılar bilemiyoruz ki bilemeyiz yani. Bir de mesela güvercin falan da kullanılmıştı. They had some social media tools to socialize, sosyalleşmek için sosyal medya araçları vardı diyor. Hayır. People were never actively social in daily life. Günlük yaşamda asla aktif bir şekilde sosyal değiller de. Hayır. Son cümlede hatırlarsanız bayağı aktifler diyordu. Bu yüzden denizde olmayan cevabım direkt Adana oluyor. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tarife göre doğru değildir diyor. Bakıyorum. preheat, Ön ısıtma demek. Preheat the oven for 10 minutes at 180 degrees. 180 derecede 10 dakikalığına fırını ön ısıtmaya getir diyor. First ilk olarak mix eggs and sugar in a large bowl. Yumurtayla şekeri geniş bir kasenin içinde çırp diyor. Aynı zamanda mix eggs eşittir beat de diyebiliriz. B E A T kelimesi. Beat yani çırpmak yine aynı şekilde burada da karıştırmak diyor mesela. Second ikinci olarak add milk süt ekle oil yağ ekle and lemon juice into this mixture <laughs> karışıma e, limon suyu işte yağ ve su ekle aynı zamanda diyor then put grated lemon sonrasında rendelenmiş limon flour işte un baking powder kabartma tozu and vanilla vanilya ekle diyor next stir all ingredients once again bütün içeriği ingredients dedi işte bu tüm saydığı şeyler hepsini tekrar Uh, stir yap yani karıştır diyor. After that bundan sonra pour the mixture into a baking tray. Bu karışımı bir tepsiye dök diyor. finally son olarak bake it in preheated oven about 30 minutes. Dök 30 dakika boyunca ön ısıtılmış işte şeyde fırında pişir diyor. Sonrasında da afiyet olsun diyor. Şimdi yukarıdaki bilgilere göre hangisi doğru değil dersek arkadaşlar cevabımız Bursa. Diyor ki You shouldn't mix eggs and sugar before adding lemon juice. Limon suyu eklemeden önce yumurta ve şekeri karıştırmamalısın diyor. Tam aksine birinci cümlede first mix eggs and sugar in a large bowl diyor. Sonrasında second olarak işte limon suyunu ekle diyor. O yüzden Bursa doğru değil. Bir diğer sorumuz aynı zamanda 11. sorumuz. İkinci teste geçmiş olduk. According to the paragraph above, which of the following is suitable for refusing the invitation? Daveti reddetmek için aşağıdakilerden hangisi en uygunudur diyor. Çok güzel. Bize bir durum veriyor. Şöyle şöyle de diyor. The school team is organizing a big party on Sunday to celebrate their championship. Şampiyonluğunu kutlamak için pazar günü büyük bir parti yapıyormuş okul takımı. The team captain invites you to the party. Takım kaptanı seni de partiye davet ediyor. You want to join the party. Partiye katılmak istiyorsun. But you have a very important exam on Monday. Pazartesi günü çok önemli bir sınavın var. So you will refuse his invitation. Onun davetini reddedeceksin. Diyor. E sınavın var ne diyeceksin? I can't accept your invitation. I have to study. Çalışmam gerek. Davetini kabul edemem diyeceksin. Cevabına da direkt boş olacak. İkinci soru. Yukarıdaki bilgiye göre Blair'in reply cevap. Blair'in cevabı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Mary invites Blair to her birthday party. Mary, Blair'i doğum günü partisine davet ediyor. But ama Blair cannot accept her invitation. Blair onun davetini kabul edemez. E aşağıdakilerden hangisi olacak? Kabul etmeyen bir ifade seçeceğim. Birincisi kabul ediyor. Kulağa harika geliyor. Orada olmaya deneyeceğim diyor. İkincisi çok isterdim ama step dance kulübüne katılıyorum. Siz eğlenin diyor. E, Bursa. Ceyhan'a bakıyorum ne diyor? Harika kulağa harika geliyor partilere bayılırım. deniz de diyor ki davetinin için teşekkür ederim. CD'yi de getireyim mi diyor. E tek reddeden cevap Bursa. O yüzden cevabım da D seçeneği oluyor. Üçüncü soruya bakıyorum hemen. Aşağıdaki diyaloğu okuyorum. Sonrasında boşluklar ne gelecek bakıyorum. Jason diyor ki I feel hungry. Aç hissediyorum. Let's cook pasta. Hadi makarna pişirelim. Kevin de diyor ki harika. First we will put some water in a Öncelikle bir nokta noktaya su koyacağız diyor. Neye koyacak arkadaşlar? E tabi ki tencereye koyacak. Tencere ne? Ne demek? Pat. Knife olmaz. Bıçak demek. Pen olmaz. Tava demek. Yani tavada yapanlarınız vardır illaki de. Yani bu, burası yanlış seçenek oluyor. Bol kase. Kaseye de konmaz su haşlamak için. Öncelikle tencereye koyacağım. O zaman pat dedim. Sonrasında ne yapacağım? E, kaynatacağım onu suyu. O zaman first we will put some water in a pot and boil it diyeceğiz. Cevabımız Adana olacak. Çap doğramak demekti B seçeneğindeki. Ceyhan'daki fry kızartmak demek. Denizdeki mixe karıştırmak demek. O yüzden cevap Adana oluyor. Dördüncü soruya geçtim hemen diyaloğu okuyorum. Sonrasında diyor ki this paragraph is about Daniels. Bu paragraf Daniel'ın nokta nokta noktası hakkında diyor. Bakıyorum. Hello I'm Daniel. Merhaba ben Daniel. İşte hafta sonları özür dilerim hafta sonu diyorum. Weekdays. Hafta içleri erken uyanırım her zaman. I have breakfast. Kahvaltı yaparım. Leave home at 8 a.m. 8'de işte evi terk ederim. Because my school starts at half past eight. İşte 8. İşte 8.30'da dersim başlar diyor. Sonrasında 7 dersim olur her gün derken derken arkadaşlar bakıyorum bu çocuk neyden bahsediyor? Günlük yaşantısından bahsediyor. Şunu da kalkarım. Annem akşam yemeğinde şunu hazırlarken ben dinlenirim. Ödevimi yaparım. Bunlar hep günlük aktiviteleri. Ee, o zaman cevabım direkt daily routine. Günlük rutini. Preferences tercihleri demek. Weekend activities hafta sonu aktiviteler. Hayır. Weekday istiyordu. Like and dislike. Sevdiği sevmediği şeyler bahsetmedi bile. Cevabım direkt Denizli oldu. 5'e bakıyorum. Bir tablo var. Science Fiction, Detective, Classical, Adventure and Fantastic. Diyor ki bu aşağıdaki tablo Amerika'daki 100 gencin okuma işte seçimlerini gösteriyor diyor. Science Fiction, Bilim Kurgu, Detective, Detective. E, classical dedi, klasik işte dünya klasikleri olsun. Adventure dediği macera, fantastic dediği fantastik kurgular. Şimdi sonuçlara göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diyor arkadaşlar. Teen prefer detective books to classical books. Çocuklar işte detektif kitaplarını, klasik kitapları tercih ediyorlar diyor. Doğru. 1.15, 1.10. Most of the things. Most of, çoğu demek. Gençlerin çoğu science fiction kitaplarını tercih ediyor. Doğru. 30. En fazlası onu tercih ediyor. Fantastic books are popular among, the, among the teens. Among, arasında demek. Gençler arasında fantastik kitaplar çok popüler diyor. Doğru mu? Fantastik kitaplara bakalım. Evet popüler haliyle. Çünkü 25. ikinci yani ikinci popüler. Denizli'ye bakıyorum. Teens don't read classical books at all. At all hiç de demek. Diyor ki gençler hiç de klasik kitap okumuyor. Yani klasik okumazsa 10 kişi niye okusun orada? Yüzde 100 kişiden onu. Değil mi? O yüzden cevabım Denizli oluyor. 6. soru yani aynı zamanda 16. sorumuz oluyor. Bakıyorum yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki hangisi diyaloğu tamamlar diyor. What kind, ne tür demek? Şu so, soruyor. What kind of food do you like? Ne tür uh, yemek seversin? Elsa da diyor I love Indian kitchen. Hint mutfağını seviyorum. What about you? Peki ya yes, sen. I don't really like Indian kitchen because I can't eat food with chili pepper, black pepper, cumin and or ginger. Şimdi burada cumin kimyon. Uh, ginger, zencefil demek. Aynı zamanda bu kızın acıyı yemediğini görüyorum. E, nasıl tamamlarız? Bakıyorum. They use a lot of spices in their meals. Yemeklerinde çok fazla baharat kullanıyorlar diyor. Hayır suyu kullanamıyor. Elsa kullanır da. Bir diğerine bakıyorum. I don't like kebab. Her şeyi tamamlıyorum. Pardon. Soruda gözükmediği için ben yanıldım bir an. Sunun cümlesini de devam ettiriyorum. E, hangisi tamamlar arkadaşlar? Şimdi Çocuk diyor ki ben Hint mutfağını sevmiyorum. İşte chili pepper, chili biberi, işte black pepper, karabiber, cumin, kimyon, sonrasında zincir gibi, e, ye, zencefil gibi şeyler bulunan yiyecekleri yiyemiyorum diyor. Sonrasında nokta 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 diyor. Devam ediyor hala konuşmaya. E hangisi tamamlar? Adana tamamlar tabii ki. Onlar yiyeceklerinde çok fazla baharat kullanıyorlar diye cümlesine devam eder. Böylece cevap Adana olur. İşte kebap sevmiyorum. Olmaz. Hint mutfağıyla alakasız salata yemeği tercih ederim. Olmaz. Çünkü yani bir şeyden bahsediyor. Hint mutfağından bahsediyor. Green vegetable is very healthy. Bu kadar şey konuşup da sonrasında yeşil sebzeler çok sağlıklı demek de saçmalı. Cevabım Adana. oldu Yedinci soru aynı zamanda. Toplamda on yedinci soru. Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakıyorum. The increase in using mobile phones in modern life as well as in public places. People are sometimes disturbed Disturbed by long phone calls. Şimdi uzun bir cümle. Bence 8. sınıflar için biraz zorlayıcı bir paragraf. Diyor ki günümüzdeki yani modern hayatımızdaki işte mobil cep telefonlarının kullanımındaki artış aynı zamanda işte toplu yerlerde kullanımın artışında bazen insanlar uzun telefon konuşmalarına rahatsız oluyor diyor. Because we forget about that these machines are for communication çünkü bu makinelerin iletişim için olduğunu unutuyoruz and they should be used when it is necessary ve e, sadece gerektiğinde kullanılmalılar and also all these conversation cause unbearable noise in a bus park shopping mall or in any other public places diyor ki aynı zamanda bu konuşmalar diyor otobüste parkta işte e, shopping mall alışveriş merkezlerinde ya da herhangi başka toplum mekanlarında katlanılamaz bir gürültüye sebep oluyor diyor. Unbearable katlanılamaz, noise, gürültü demek, ses demek. Diyor ki as a result, sonuç olarak it is very important to notice that making phone calls should be limited. Sonuç olarak işte telefonla konuşmaların limit getirilmesinin önemli diyor. Sonrasında, "We should only make important and necessary phone calls, especially in public places." Bu gibi toplum yer, toplu yerlerde, işte sosyal e, yerlerde e, telefon konuşmalarımızın e, sadece önemli ve işte gerekli anlarda yapıldığından emin olmalıyız diyor. E aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor, bakıyorum, cevabım direkt. Ceyhan arkadaşlar. We must be more careful when we make a phone call in public places. Public places dedi aslında birçok insanın bir arada bulduğu bulunduğu işte e, bas gibi, otobüs gibi, park gibi, alışveriş merkezleri gibi bu yerlerden bahsediyor. Bu gibi yerlerde diyor telefon konuşması yaparken daha dikkatli olmalıyız diyor. Evet fark ettiyseniz sinemada olsun, işte otobüste olsun, başka yerlerde telefon e, konuşması e, genelde yasaklayan şeyler e, Tabelalar olur. Ee, cevabım Ceyhan oluyor. Diğerleri niye olmuyor? Diyor ki her yerde uzun telefon konuşmaları yapabiliriz diyor. Yanlış. da diyor ki Making too much phone calls do not disturb people around us. Disturb rahatsız etmek demek. Diyor ki, çok fazla telefon konuşması yapmak etrafımızdaki insanları rahatsız etmez diyor. Yanlış. Eder. Denizli'de de mobile phones are only produced to make long and phone calls. Ee, i̇şte mobil telefonlar e, sadece uzun telefon görüşmeleri yapmak için üretilmiştir diyor. Hayır yanlış o yüzden cevabını da Ceyhan olur. Bence zor bir soru. Bir diğer sorumuz. Aşağıda gelen herkes orayı tamamlar diyor. Bakıyorum. Good ABC Company. How can I help you? ABC Company. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Kevin diyor ki ya işte şey öğlenler. Mr. Johnson'la görüşebilir miyim? Diyor. O da diyor ki bir saat iki saniye. Pardon bir saniye lütfen. I will put you through. I will put you through. Sizi ona bağlıyorum demek. Well I am sorry but his line is engaged. Engaged eşittir meşgul demek. Diyor ki üzgünüm ama hattı meşgul şu anda. Engaged meşgul mü? Yani o da diyor ki I mean his line is. Yani adam şöyle diyor. Engaged ne demek anlamında gibi soruyor. Cooperator diyor ki yani şunu diyorum. I mean demek şundan şunu demek istiyorum. Şu, demek. Onun hattı aşağıdakilerden birine gelecek. Sonra, sonra Kevin diyor ki okay thanks I will try later. Daha sonra tekrar işte denerim ararım diyor ve vedalaşıyorlar. Arkadaşlar engage'in eş anlamlısını bizden bu bulmamız istiyor. Ne demek? Meşgul busy demek. Yani cevabım direkt Adana oluyor. Hatta şu anda meşgul demek için his line is busy eşittir. His line is engaged. Aynı anlamları veriyor. 19. sorumuz. <laughs> Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi boşluğu tamamlar? Both Dora and her father. Hem Dora hem de babası diyor. Yani Dora ve babası da ikisi, her ikisi de diyor. Şimdi bakıyorum. Her hem Dora'nın hem de babasının yaptığı ne var arkadaşlar? Check emails var. Direkt buldum zaten. Bakıyorum hemen cevabım Ceyhan oluyor. Buradaki yani sadece both ifadesini bilerek soruyu cevaplandırabiliyorum. Önemli bir ifade demek ki. 10. soru yani 20. sorumuz oluyor toplamda. Which of the following can Steve use to tell Grace where he is? Steve, Grace'e nerede olduğunu söylemek için aşağıdakilerden hangisi kullanabilir diyor. Steve is going to meet his friend Grace in the library. Kütüphanede buluşacakmış Grace ile Steve. But Grace doesn't know where the library is. Ama Grace kütüphanenin nerede olduğunu bilmiyor diyor. Aşağıdakilerden hangisini kullanarak Steve ona yardımcı olabilir arkadaşlar. Yani günümüz çağında biz ne yapıyoruz? Konum gönderiyoruz. Konum göndermek D seçeneğindeki "Send his location from his smartphone" akıllı telefonundan konum göndermeli seçeneği olacak. Sesim biraz kısıldı çok fazla konuşmaktan ama umarım e, verimli bir video olmuştur sizin için. E, açıklama kısmındaki bu soruların PDF versiyonu ulaşmayı unutmayın. Oradan tekrar kendiniz çözmeyi deneyebilirsiniz, kendinizi sınayabilirsiniz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.